Hocam tamam. Tamam. Arkadaşlar az kaldı. Fotoğraf alıyorsanız, çekiyorsanız çekin. Burada da sıkıntılar görselinde. Hazırız. Başlıyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Seyda Şahin. Kurban Bayramı yaklaşırken sizlere kurbanlık etlerin nasıl muhafaza edilmeli, bu konuda nelere dikkat etmeliyiz, bu konularla ilgili bilgi vereceğim. Kurbanlık etler elde edilirken sağlıklı kesim, işleme, muhafazası ile ilgili tedbirler alınarak tüketimine kadar olan gıda zincirinin kırılmaması oldukça önemlidir. Kurbanlık hayvanların kesimlerinde veteriner hekim kontrolü altında resmi ruhsatlı mezbahalar, kombinalar veya belediyelerin bu iş için tesis etmiş olduğu geçici kesim yerlerinin tercih edilmesi oldukça önemlidir. Aynı anda çok sayıda hayvan kesileceğinden dolayı gerek halk sağlığı gerek çevrenin korunması bakımından ciddi sorunlar beraberinde gelebilmektedir. Bunun için bayramın birinci gününün yerine bayramın diğer günlerinde de kesim işlemine yapılırsa biz bu kesimhanelerden daha sağlıklı hizmet almış oluruz. Kurbanlık hayvanların hayvan refahı kurallarına uygun olarak öncelikle dinlendirilmesi, ardından sindirim sisteminin boşaltılması için 8-12 saat süreyle aç bırakılması, akabinde de işinin ehli kasaplar tarafından hayvana acı ızdırap çektirmeden kısa sürede kesim işleminin yani bunun da 30 saniyede tamamlanması oldukça önemlidir. Kurban etlerinin muhafazasında en önemli kriterlerden bir tanesi de kanın iyi akıtılmasıdır. Kan iyi akmazsa mikroorganizmalar bu ortamda üreyeceğinden etimiz dayanıksız olur, çok çabuk ve çok kolaylıkla bozulabilir. Kurban etlerinin dinlendirilmesi de etin kalitesi, raf ömrü, aynı zamanda besleyici değeri açısından da oldukça önemlidir. Hayvan kesildiği anda et kas özelliğinde olup dinlendirildikten sonra et özelliğini kazanmaktadır. Kurban etleri imkan varsa kombinalarda veya kesimhanelerde, kesim yerlerinde dinlendirilmelidir. İmkan yoksa eve getirilen bu etler tepsiler üzerine yerleştirilerek daha sonra bu etlerin serin yerde bekletilerek bol oksijen alması sağlanarak kesim sıcaklığının 14 ila 20 santigrat dereceye düşürülmesi oldukça önemlidir. Bu süre 5-6 saati aşmamalıdır. Bu sürenin sonunda ne yapıyoruz? Bu etleri buzdolabı koşullarında dinlendirmeye devam ediyoruz. Kurban etlerinin muhafazası da oldukça önemlidir. Kurban etleri kullanım amacına göre kıymalık, kızartmalık veya haşlamalık et olarak ambalajlanıp saklanabilir. Bu etler hemen tüketilmeyecek ise buzdolabı koşullarında veya derin dondurucularda veya kavurma yapılarak saklanabilir. Etler bu şekilde buzdolabında 5-6 günü geçmeyecek şekilde saklanabilirken kıyma veya sakatat gibi iç organlar 1-2 günü geçmemelidir. Ayrıca etleri daha uzun süre muhafaza etmek istiyorsak derin dondurucuda -18 santigrat derecede muhafaza edebiliriz ki bu muhafaza süresinin de 4-6 ayı aşmaması gerekmektedir. Ayrıca ev hanımlarına bir tavsiyemiz var, bunu da hatırlatalım. Derin dondurulmuş etleri çözdürürken bunu tekrar çözdürdükten sonra hemen tüketelim. Asla tekrar dondurmayalım. Çözdürme işlemini de yine buzdolabı koşullarında yapalım. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi, biz bu kurban etlerini hemen tüketebilir miyiz? Hayır, hemen tüketmemeliyiz. Bu etleri dinlendirip olgunlaştırdıktan sonra 12-24 saat sonra tüketmemiz gerekiyor. Olgunlaşmamış et iyi işlenmez, serttir, aroması henüz şekillenmemiştir. Et olgunlaşmış ise tüketicinin arzu ettiği aromaya, lezzete ve gevrekliğe sahip olacaktır. Veteriner hekimler olarak bizler, halk sağlığının,
hayvan sağlığının, hayvan refahı kurallarına da uygun olarak kesim hijyenini yerine getirdikten sonra Kurban Bayramı'nda kurban ruhuna uygun bir şekilde şekilde yaşanmasını ve yaşatılmasını oldukça çok istiyoruz. Bu vesileyle ben herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.